Lübnan Hizbullah'ın işin içine denkleme girmesi hep gerilimin daha da yükseleceğini, daha kötü bir noktaya götüreceğinin işareti olarak yorumlanıyordu. Ve bu ziyaret, Netanyahu'nun kuzeye ziyareti, karşılığında Hizbullah'ın yıkım olur şeklindeki açıklaması endişeleri bir anda önümüze getirdi. Ne söylersiniz? Şimdi Duygu, 7 Ekim 2023'te Akla tufanıyla başlayan çatışmaların bugün itibariyle 243. günü, 8 ay geride kaldı ve aşağı yukarı belli oldu ki bu çatışma daha fazla uzamayacak. Yani bir ateşkes baskısıyla karşı karşıya Netanyahu, hem içeride güçlü biçimde bir baskı var. İsrail parlamentosu, Knesset'te bu ateşkes önerisi onaylandı. 70'ten fazla üye olumlu oy verdi. Bizzat kabinenin içerisindeki bakanlar, hatta bizzat Likud Partisi milletvekilleri bile bir uzlaşı sağlanmasını istiyorlar. Ayan beyan belli oldu. Buradaki Filistinlilerin sürülüp çıkarılması, Mısır toprağı olan bölgeye sürüp çıkarılması yahut gemilerle çıkarılması mümkün olmayacak. Şimdi Netanyahu bir baskıyla karşı karşıya ve bu savaşı uzatmak istiyor. Aslında yaymak da istiyordu. Yani diğer Arap devletlerinin de dahil olduğu topyekun bir Arap-İsrail çatışmasına dönüşmesini kendisi çok istiyordu. Ve bu amaçla son 8 ay içerisinde giderek artan ölçüde provokasyon da yaptı. Mesela İran'ın müdahil olmasını sağlamak için İran'ın Şam'daki konsolosluğuna saldırı yaptı. İran buna çok da böyle beklentilerin gerisinde bir cevap verdi. Özür diliyorum çünkü Naim Hoca da bizimle birlikte. Ona da bir merhaba demek isterim. Naim Babiroğlu Hocam, hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. İrfan Hocam sözü bitirince size döneceğim. İrfan Hocam. Evet. Yani Netanyahu savaşı yaymak istiyordu. Bu mümkün olmadı. Şimdi Gazze Savaşı'nı uzatmak istiyor. Aslında Mayıs ayı başında Arabulucuların, işte Katar ve Mısır'ın ortaya koydukları metin İsrail'le müzakere yapılarak şekillenmişti. Yani onu Hamas kabul etti. İsrail bizim irademizi yansıtmıyor dedi. 31 Mayıs'ta ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı metinde nüans farklılıklarla aslında aynısı. Mesela aynısı olduğunu şuradan anlıyoruz. 6 haftalık 3 dönemden bahsediliyor ve netice olarak bu dönemin en sonunda bu işgal güçlerinin Gazze'den çekilmesini, bir işte Orta Doğu müzakeresi, bir barış süreci başlamasını, burada işte Arap barış gücü görevlendirilmesini, Türkiye tabii en başından beri burada bir görev alma talebini ortaya koydu. Fakat Arap ülkelerinin de biraz bu konuda, Türkiye konusunda biraz çekingen davrandıklarını görüyoruz. Neticede bulunduğumuz nokta şurası. Netanyahu bu çatışmayı uzatmak istiyor. ABD'nin de hem ülke içindeki çıkarları hem bölgesel çıkarları bu çatışmanın uzlaşıyla sonuçlanmasını gerektiriyor. Çünkü Ukrayna savaşı tırmanma aşamasına girdi. NATO'nun Avrupalı müttefikleri ve ABD verilen teçhizatın Rusya işlerine saldırı için kullanılabileceği yönünde bir karar aldı. Böyle bir aşamada bu savaşı ABD uzlaşıyla sonuçlandırmak istiyor. Fakat Netanyahu iktidarda kalmak için, kendi iktidarını uzatmak için, içeride yargılamadan kurtulmak için ve uluslararası yargılamadan kurtulmak için uzatmak istiyor. Böyle okumak mümkün. Teşekkür ederim. Naim Babiroğlu Hocam, siz dün yayına katıldığınızda tam da bu işte Lübnan Hizbullah denkleme girerse, ki bunu böyle olacağını söylemiştiniz. İşin uzayacağını, başka boyutlara evrileceğini, Orta Doğu'da daha geniş bir alana yayılan savaşın işaretinde olacağını söylemiştiniz. Nitekim öyle oldu. Hemen dünden bugüne çok fazla hızlı değişiyor bölgede. Evet. Şimdi Lübnan, İsrail'in yani çok uzun yıllar uğraştı aslında bölgede, defalarca, ilk 2006'da herhalde karşı karşıya geldiği ve çekindiği bir yapı olarak söylemek mümkün sanırım. Ama böylesine bir adımı atarak da Netanyahu
başka bir mesaj verdi. Ne o mesaj? Hizbullah'la karşı karşıya gelmek ne demek? Evet. Duygu Hanım, şimdi ABD'nin kendi planına göre Irak işgal edilecek, Suriye, Libya dağıtılacak, yapıldı onlar. Somali, Sudan ve Lübnan dağıtılacak, o da yapıldı. Ve ardından sırada, tabii ABD için söylüyorum, stratejik hedef olarak İran, bunun zamanlaması belli değil. Bunu seçimlerden sonra, ancak 2025-2026'dan sonra belki onu konuşacağız. İran'da rejim tabii değişmezse. Fakat İsrail'e baktığımızda Lübnan zaten aslında başarısız bir ülke. Yani neredeyse çökmüş bir ülke. Çünkü güneyi tümüyle Hizbullah tarafından kontrol ediliyor. Bir güvenlik sistemi de ortadan kalkan. Ki Lübnan biliyorsunuz Beyrut eskiden Orta Doğu'nun Paris'iydi. 1980'lerde oradan bugüne geldi. Şimdi İsrail'in burada Gazze şeridine yönelik 7 Ekim 2023'ten sonra başlattığı bu saldırı, devam eden bu insanlık suçu doğru saldırı, hedefi 3 önemli hedefi vardı İsrail açısından. Bu hedefler aslında Duygu Hanım, ABD'nin hedefleriyle de uyumlu. Ancak biraz önce hocamızın dediği gibi ABD'nin önünde tabii 5 Kasım 2024 başkanlık seçimleri olması nedeniyle biraz soğutmak istiyor. Yani Netanyahu'yu kontrol etmek istiyor. Netanyahu'yu sınırlandırmak istiyor. Fakat işte Netanyahu, İsrail'in hedefleri de bir, Gazze şeridinin tümünün işgal edilmesi, oradan Filistinli nüfusun göç ettirilmesi ve Gazze şeridinin tümüyle işgal edildikten sonra bir İsrail toprağı olarak kontrol edilmesi ve yönetilmesi. Birinci hedefi bu. Ama bu hedefle paralel olarak, Suriye, Lübnan güneyinin tamamen işgal edilmesi. Neden? Çünkü Lübnan güneyinde İran'ın desteklediği, nasıl Yemen'de Husiler varsa, Güney Lübnan'da da Hizbullah var. İran'ın desteklediği ve Hizbullah'ın da İran'ı desteklediği. Evet. İşte İsrail için, İsrail'e göre tehdit olan bu Hizbullah'ın da etkisiz duruma getirilmesi için Lübnan'ın güneyinin işgal edilmesi gerekiyor. Bu ikinci hedefiydi. Ve üçüncü hedefi de biraz dün belirttiğim gibi Suriye'nin güneyi, nereden güneyi? Daha önce 1967'de 6 gün savaşlarında, İsrail Arap Savaşı'nda 6 gün savaşlarında Golan Tepelerini işgal etmişti İsrail. Şimdi Golan Tepelerinden doğuya uzanan bir hattı, yani Suriye'nin güneyini işgal edecek. Bu da üçüncü hedef. Şimdi ikinci hedef neresi dedik? Dün de söyledim bunu. Lübnan'ın güneyi, Hizbullah'ın bulunduğu bölge. Onun için şu anda yedek asker sayısını 300 binden 350 bine çıkarttı İsrail. Hı hı. Tekrar söylüyorum. Yedek asker sayısını 300 binden 350 bine çıkarttı. Neden? Lübnan güneyine geniş kapsamlı yoğun bir operasyon yapacak. Bu yoğun operasyon Gazze şeridinden de daha yoğun olacak. Neden? Çünkü Lübnan güneyinde bulunan Hizbullah Gazze şeridindeki Hamas'tan daha güçlü. Nasıl güçlü? Silah sistemleriyle daha güçlü, personel gücüyle daha güçlü ve savaşı devam ettirme kapasitesiyle daha güçlü. Onun için Lübnan güneyindeki Hizbullah için bir noktada klasik savaşı andıran, özellikle havadan yoğun bir şekilde hava bombardımanına tabi tutacak, hedefleri yumuşatacak. Yumuşattıktan sonra kayıp vermeden, mümkün olduğu kadar kayıp vermeden Lübnan'ın güneyini işgal edecek. Bu da tabii ne kadar sürer? Bu da tabii Gazze şeridinden çok daha fazla uzun bir süreyi alır, ama şu anda operasyon, şöyle diyebiliriz, operasyon başlamak üzere, bir tek son hazırlıklar yapılıyor İsrail ordusu tarafından. Bir de son planlama ve son kararlar var. Bu elbette ABD bunu şu anda istemiyor ama ama biraz önce hocamın dediği gibi Netanyahu'nun biraz acelesi var. Peki. İrfan Hocam, peki Hizbullah İsrail için kolay lokma değil anladığım kadarıyla. Yani o kadar değil, en azından Hamas gibi görmüyor. Bir de tabii şimdi Hizbullah'a da yıllardır destek veren bir İran var. Oradaki işte o Şiilikten gelen. Burada eğer Hizbullah ve İsrail ciddi anlamda çok büyük çatışmaların olduğu bir ortam gördüğümüzde, Orta Doğu'daki diğer ülkelerin bu işe dahil olması ne kadar mümkün? Böyle bir ortam, pozisyon görebilir miyiz? Buyurun.
Şimdi tabii savaşın yayılıp yayılmayacağını bilmiyoruz. Yani olağan koşullarda bizim gördüğümüz manzara şu. Zaten 7 Ekim'den beri Hizbullah ile İsrail sürekli olarak birbirlerine karşı saldırı tertipliyorlardı. Yani bunun bir yenisine tanık olduk. Fakat işte bu kez sıradağlarda ormanlar yandı. Mesela yerleşim bölgelerine bu füzelerin gönderilmediğini görüyoruz. Aslında bu bölge standartlarına göre olağan bir çatışma. Fakat İsrail bunu abartabilir mi? Abartır çünkü Netanyahu için yolların sonu. Yani deniz bitti. Artık Gazze Savaşı'nı daha fazla uzatma imkanı yok. İçeride rehine aileleri ve bizzat kabinedeki çok önemli siyasal aktörler Netanyahu'nun bir an önce devrilmesini istiyorlar. Dışarıda bir yargı müessesesi var. Savaş suçlarından mütevelli, soykırım suçundan mütevelli. Netanyahu ayakta kalmak için çatışmayı uzatmaya çalışıyor. Gazze Savaşı'nın aslında bugüne kadar uzamasının temel sebeplerinden biri, en başta geleni Netanyahu'nun iktidarı koruma çabası. Şimdi bunu acaba kuzey tarafa doğru teşmil ederek yeni bir çatışma yaratabilecek mi? Bunu net olarak bilmiyoruz. Yani tabii ki stratejik hedefleri var bu şekilde. İşte Naim Bey'in bahsettiği şekilde bu coğrafyada etkisini, nüfuzunu, topraklarını arttırma hedefi var. Fakat şu an uluslararası konjonktür buna uygun değil. Yani Netanyahu netice olarak tüm bu saldırganlığının arka planında desteği kimden alıyor? ABD'den alıyor. Tüm bu silah, teçhizat, cephane, diplomatik destek bunları ABD veriyor değil mi? Birleşmiş Milletler Teşkilatı içerisinde Güvenlik Konseyi'ndeki oylamalarda işte Uluslararası Ceza Mahkemesi yöneticileri üzerinde baskı kurmada, oradaki işte savcı üzerinde falan. Yani ABD'nin buradaki İsrail saldırganlığının perde gerisinde sponsoru, yöneticisi olduğu açık. Şimdi bir bürek güreşi yapılıyor. Netanyahu mu ABD üzerinde etki kullanarak varlığını öne çıkaracak, yoksa Joe Biden mı seçim sebebiyle İsrail'deki bu çatışmayı uzlaşıya doğru yönlendirecek? Bunu göreceğiz. İsrail'in sadece 22 bin kilometre kareden ve bu coğrafyadaki 7 milyondan ve dünyadaki 14 milyondan ibaret olmadığını Gazze Savaşı gösterdi. İsrail aslında Batı Avrupa'da da hükümetlerin politikalarının yönlendirilmesinde önemli bir aktör. İsrail sermayesi, finans kapital, işte çeşitli sektörlerde İsrail'in nüfuzu. Bunu gördük. Hiçbir kural, kaide, uluslararası hukuk, bunların hiçbirisini kendisi bakımından bağlayıcı görmeyen bir yapıyla karşı karşıyayız. Şimdi olağan koşullarda Gazze Savaşı'nda yolun sonuna gelindi. Artık bundan sonra Netanyahu'nun eli mahkum, fazla direnemeyecek ve ateşkesi kabul etmek durumunda kalacak. Fakat işte kendisi için bir iktidarını uzatmak için bir opsiyon olarak şimdi Hizbullah'la çatışmayı işte tırmandırmak isteyebilir. Burada ABD mi baskın olacak çatışmaların, bölgedeki savaşın bundan sonraki seyrinde, yoksa İsrail, Netanyahu mu baskın olacak? Bunu göreceğiz. Benim kanaatime göre çok yakın bir zamanda Netanyahu'yu bir şekilde içeride koalisyonun bozulması yoluyla yahut da azledilme başvurusu yapıldı Doğu Kudüs Bölge İdare Mahkemesi'ne, bir şekilde devre dışı bırakıp görevden alıp yerine Yair Lapid veya Benny Gantz gibi ABD ile biraz daha uyumlu bir lideri iş başına getirmeye çalışıyorlar. Benim kanaatim bu bilek güreşinin kaybedeni Netanyahu olacak, ama bunu anlamak için bir süre daha zaman geçmesi gerekecek. Peki Naim Hocam, bu görüşe katılır mısınız? Yani Netanyahu artık sona geldi de gidiyor mu? Giderken nasıl bir ortam bırakmış oluyor Lübnan'da bu çatışma alanına dahil ederek? Evet, şimdi Duygu Hanım, şöyle başlayalım. Şu anda Netanyahu'nun muhatabı ABD'de Biden yönetimi elbette. Ancak Biden yönetimi ABD değil. Tekrar söylüyorum. Biden yönetimi ABD değil. Neden? Eğer Biden yönetimi ABD olsaydı, Netanyahu kongrede konuşma davetini alıp orada kongreye gidip konuşma yapma durumu olmazdı. Demek ki böyle bir durum var.
Mesela Trump olsaydı ya da diyelim ki Netanyahu Trump'ın gelişine kadar diyelim dayanabildi, o zaman İsrail önü çok daha fazla açılacak. Biden gibi değil. Şimdi böyle bir durum var. Ancak hocama şöyle katılıyorum. Netanyahu açısından sıkışık bir durum var. Hem içeride hem dışarıda. Ancak Netanyahu'nun sıkışık durumda olması ya da Netanyahu'nun şu anda ABD başkanıyla ya da Beyaz Saray yönetimiyle uyumsuz bir aktör olarak yoluna devam etmesi, çatışmalarda ya da savaşta ABD'nin İsrail'e yapacağı yardımı engellemez, önlemez. Ne demek bu? Mesela İsrail 25 adet daha F-35 alımı için ABD'den talepte bulundu. ABD bunu hemen kabul edecek. 25 tane F-35 savaş uçağını verecek. Neden? Çünkü İsrail hedefi sadece Hizbullah'ın, Lübnan'ın güneyi değil ki. F-35 savaş uçağı Gazze için çok fazla, 25 tane. Zaten İsrail yeteri kadar hava, deniz, kara sistemi var. Neden bu? Hizbullah'tan sonra Suriye'nin güneyi ve Suriye'nin güneyini işgal ederken muhtemel bazı riskleri göze alıyor. İran'ın veya sağdan soldan başka ülkelerden gelebilecek saldırılara karşı. Ama bununla beraber hocamın şu değerlendirmesine katılıyorum. Evet, Netanyahu içeride ve dışarıda elbette sıkışmıştır. Hem ABD yönetimi, Beyaz Saray yönetimi hem de içeride bazı muhalefet onu değiştirmek için adım atmıştır. Ama şunu da unutmayalım. Aynı Netanyahu ABD Kongresi tarafından davet almıştır ve orada konuşması planlanmıştır. Fakat şu değişmez. Diyelim ki Netanyahu dışında yarın öbür gün bir ay sonra veya üç gün sonra bir aktör geldi. Hocamın söylediği bazı kişiler başbakan oldu. Hiçbir ateşkes, hiçbir başbakan, hiçbir İsrail başbakanı kim gelirse gelsin. Ilımlı, radikal, sol, sağ, merkez. Gazze şeridinden İsrail ordusunun çekilmesini kabul etmez. Onun altını çizelim. Çünkü İsrail hedefi ordusu, aslında ABD'nin hedefi. Evet. Kişilerin burada önemi yok. Evet, bakın tekrar söylüyorum. İsrail hükümetine gelecek ılımlı ya da radikal herhangi bir aktör başbakan olduktan sonra hiçbiri tarihe Gazze şeridinde bu kadar kayıp verdikten sonra Gazze şeridinden İsrail ordusunu çekti kaydını düşmek istemez. Demek ki ABD ile şu konuda uyuşmazlık devam edecek. Gazze şeridinden İsrail ordusunun ya da İsrail askerinin işte geçici ateşkes veya kalıcı ateşkeste orada Gazze şeridinden çekilmesi. Bu kabul edilmez. Burada tabii Biden'ın attığı adımı şöyle değerlendirmek lazım. Şimdi Biden aslında İsrail Gazze şeridinde kaç Filistinlinin öldüğü ya da Gazze şeridindeki Filistin göçünü ya da oradaki çocukların ölmesiyle ilgilenmiyor ABD yönetimi. Neyle ilgileniyor? 5 Kasım 2024 Beyaz Saray başkanlık seçiminde başkanlık seçimini olumsuz etkileyecek bazı gelişmeleri önlemem gerekiyor. Benim de barış güvercini olmam gerekiyor. Barış güvercini olmam için de böyle bir ateşkes önerisi sunuyorum. Bunu Netanyahu ya da İsrail hükümetinden herhangi bir başbakan zaten kabul etmeyecek. Ama ben bunu sunacağım. Ateşkes oyunu. Tırnak içinde barış güvercini olarak bir demokrat adayı olarak başkanlık yarışına katılacağım. Hadise budur. Yoksa peki, bunun sahada somut bir önerge, somut bir sonucu yok. Ama hocamın şu dediğine katılıyorum. Evet, Netanyahu gerçekten içeride ve dışarıda sıkışmış durumdadır. Peki hocam, İrfan hocam, çok kısıtlı vaktimiz kaldı. İsterseniz toparlamayı siz yapın. 2 dakikamız var, buyurun. Yani şimdi çatışmaların neresindeyiz? Bunu tespit hakikaten kolay değil. Yani acaba büyük bir savaşın böyle yaşadıklarımız, son 8 aydır yaşadıklarımız büyük bir çatışmanın fragmanı mı? 5. Arap-İsrail çatışması yahut da İran'ın da dahil olacağı bir büyük savaşın ilk böyle göstergeleri mi, böyle ilk aşaması mı, belli bir sahneleri mi, yoksa çatışmalar sönümleniyor mu, tekrar uzlaşıya, barış sürecine dönüş mü mümkün olacak? Bunun tespiti kolay değil. Yani
Ama uluslararası konjonktüre baktığımızda Gazze'de bir uzlaşı sağlanması ihtimali güçlü. İşte burada saldırgan strateji izleyen, taktik olarak saldırganlığı tercih edenlerin biraz devre dışı bırakılması gerekiyor. Yani Naim Bey'in söylediğine katılıyorum. Stratejik hedefinde İsrail'in bir değişiklik yok. Coğrafi olarak genişlemek istiyor, etkisini arttırmak istiyor. İşte ABD'de Joe Biden kanalıyla bu coğrafi genişleme yerine belki de nüfuzunu arttırmayı öne çıkaracak. Bir taraftan perde gerisinde Suudi Arabistan'la ilişkileri normalleştirme vaadiyle de baskı yapılıyor Netanyahu'ya. Peki hocam. Trump'ın başlattığı İbrahim anlaşmalarını devam ettirme yönünde bir baskı da var. Evet, net olarak bilmiyoruz ama yakın bir zamanda netleşecek. Peki, teşekkür ederim Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger. Profesör Doktor Naim Babiroğlu hocam, sağ olun değerli katkınız için. İyi yayınlar. Hoşça kalın.